Herkese merhaba. Ben veteriner hekim Mehmet Koç. Bugün sizlere bana çok sık sorulan kedi ve köpeklerde tüy dökülmesi nedenleri hakkında bilgi vereceğim. Kedi ve köpeklerde tüy dökülmesi neredeyse her evde ortak bir sorun haline gelmiş durumda. Bu durumda dikkat edilmesi gerekenler dökülen tüy miktarı, mevsimle olan ilişkisi ve dökülen tüylerin sağlıklı tüyler mi yoksa ölü tüyler mi olduğunu anlaşılabilmesi gerçekten çok önemlidir. Mevsime bağlı tüy dökülmeleri kedi ve köpeklerde fizyolojik olarak yılda 2 defa görülmektedir. Bunun dışındaki döküntüler çeşitli hastalıklardan veya yeterli bakım ve besleme şartlarında barındırılmayan hayvanlarda görülmektedir. Nedir peki bu çeşitli hastalıklar? Mantar enfeksiyonları, uyuz enfestasyonları, parazitel etmenler, hormonal bozukluklar ve alerjik dermatitler olarak sıralayabiliriz. Peki bu hastalıkları görülen hayvanlarda ne gibi belirtiler oluyor? Deride kızarıklık, tüylerde matlık ve yoğun bir tüy dökülmesi görülmektedir. Eğer bu hastalıklardan herhangi biri kedi veya köpeğinizde görülmüyorsa o zaman evcil dostumuz biraz ilgisiz ve bakımsız kalmış demektir. Kedi ve köpeklerin düzenli taranmaması durumunda da tüy döküntüleri görülmektedir. Bu durumda dökülen tüyler genellikle ölü tüyler veya dökülmeye yüz tutmuş tüylerdir. Bu tüylerin uygun tarak veya fırçalarla düzenli olarak taranması durumunda bu tüy döküntüleri azalacaktır. Taranarak ayrılmayan ölü tüyler sağlıklı tüyleriyle birleşip keşeleşerek topak haline gelirler. Bu topaklaşma sonucu deri hava alamaz ve daha büyük tüy döküntülerine neden olur. Bu yüzden tüylerin her gün veya gün aşırı uygun tarak veya fırçalar ile en az 10 dakika taranması tüy dökülme problemlerini ortadan kaldıracaktır. Aynı zamanda bu düzenli tarama kedi veya köpeğinizin derisinde herhangi başka bir problem olduğu zaman da sizin erken teşhis etmenize neden olacaktır. Çünkü bazen pire alerjileri, egzamalar, mantarlar veya yaralanmalar tüylerin arasında gizlenmektedir. Bu şekilde düzenli taramalar sonucunda bunun erken teşhisini siz kendiniz hekiminize daha güzel bir şekilde açıklayabileceksiniz. Başka bir neden ise beslenme hatalarıdır. İçeriği dengeli biçimde hazırlanmayan, yetersiz ve kalitesiz gıdalarla beslenme sonucunda da yoğun bir şekilde tüy döküntüleri görülmektedir. Protein, vitamin, mineral, esansiyel yağ asidi değerleri dengeli biçimde gıdanın içinde bulunmadığı zaman yemden yararlanamaz. Yemden yararlanamadığı durumda da yoğun bir şekilde tüy döküntüleri görülmektedir. Bu hususla bütün bu gıda maddelerini tam ve dengeli biçimde içeren gıdalar ile beslenme sonucunda tüy döküntülerinin azaldığı deneysel olarak kanıtlanmıştır. Son olarak sağlıklı, parlak ve dökülmeyen tüyler için deri ve tüy sağlığını destekleyen, aynı zamanda koruyan bazı besin takviyelerini kullanmanız sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Bunlar nelerdir peki? Vitamin, mineraller, omega 3, omega 6 ve esansiyel yağ asitleri sizin işinizi kolaylaştıracak, deri ve tüy sağlığını destekleyecektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu faydalı bulunduysanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hoşça kalın.